Bu gezegende uzaylı yaşam mı keşfedildi? Hani bazı bilim kurgu filmlerinde olur ya, böyle bir grup araştırmacı ilginç bir şeyleri keşfeder. Şimdi buna benzer bir şeyi anlatacağım ama bu kez kaynak bir film değil, gerçek bir olay. Cambridge'de öte gezegenleri araştıran bir grup astrofizikçi her gün olduğu gibi o gün de topladıkları verileri inceliyordu. Son zamanlarda pek çok araştırmacının gözdesi olan K2-18b gezegeninin verilerine baktılar ve hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Orada olmaması gereken, sıra dışı bir şeyler var gibi duruyordu. Bu gerçekten de mümkün olabilir miydi? Yoksa uzaylı yaşamın izlerini mi keşfetmişlerdi? If detected in planetary environments and we have to be really sure it's from life on another planet. İşte bu olay 2023 yılında Cambridge'de bir araştırma grubunun başına geldi. Belki hatırlarsınız, önceki yıllarda da Venüs'te bir fosfin molekülünün keşfi çok büyük yankı uyandırmıştı. Ben de videosunu yapmıştım. Çünkü bu molekülü sadece yaşamsal süreçler üretiyordu. Fakat sonradan buna karşı da çıkılmıştı. Size bu tür bilimsel keşiflerin arka planında neler olduğunu detaylıca anlatacağım ama ondan önce dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu tür haberleri giderek daha sık duymaya başladık. Gerçekten de ET'yi bulmaya yaklaşıyor olabilir miyiz? By October 22nd, we had enough data to realize that this object wasn't from our solar system. And like all grand discoveries, it has raised more questions than it answers. They actually discovered ET. Cambridge grubunun keşfi K2-18b öte gezegeniyle alakalıydı. Şimdi başka yıldızların etrafında dolanan gezegenlere öte gezegen diyoruz. Yani güneş sisteminde güneşin etrafında dolanıyorsa o bizim komşu gezegen, başka bir yıldızın etrafında dolanıyorsa öte gezegen. Fakat oraya gidip de gezegende neler olduğunu ölçebilme şansımız yok. Daha ancak kendi güneş sistemimizdeki gezegenlere çeşitli sonda araçları, uydular filan gönderebiliyor durumdayız. Güneş sisteminin en uzak gezegeni hangisi? Neptün. Bize ne kadar uzak? 0.0005 ışık yılı. Bu öte gezegen, yani K2-18b ise 124 ışık yılı ötede. Neredeyse Neptün'den 250 bin kat daha uzak. O yüzden öte gezegenleri anlayabilmek için daha farklı bir takım yollara, yöntemlere başvurmamız gerekiyor. İşte tam olarak öyle bir yol var. Neyse ki görmemizi sağlayan ışık, göremediğimiz şeyleri görebilmemizi de sağlıyor. Işık bir ortamdan geçerken o ortamla çeşitli etkileşimlere girer. Bunlardan biri de ışığın soğurulması. Belirli bir enerjiye sahip fotonlarla, yani ışıkla karşılaşan moleküller bu ışığı soğurur. Dolayısıyla o enerjiye sahip fotonların sayısında bir azalma olmasını bekleriz. Fakat bunun için gelen ışığı enerjilerine, yani dalga boylarına ayırmamız gerekiyor. Bunun için de Newton'un prizması gibi ışığı bir spektrometreden geçiriyoruz. Buradan geçen ışık bir gökkuşağı gibi dalga boylarına ayrılıyor. Yani her bir dalga boyundan ne kadar ışık geldiğini ölçebiliyoruz. Örneğin burada yeşilin kırmızıya göre daha az olduğunu görebiliyoruz. Eğer belirli bir noktada düşme varsa o spesifik dalga boyundaki ışığın soğurulduğunu anlıyoruz. Örneğin burada kırmızıda bir düşüş gördük. Bunlara soğurma çizgileri adını veriyoruz. İşte bu soğurulmalar tıpkı parmak izlerimiz gibi. Nasıl bizimkiler de birbirinden farklıysa onlar da birbirinden farklı. Tabii bazen oldukça benzer de olabilirler. Yine tıpkı parmak izlerimiz gibi. Onlar da bazen benzer olabiliyorlar. Her molekül farklı özellikler gösterdiği için ışıkla da farklı etkileşimlere girebiliyor. Örneğin hidrojen bu dalga boyunda soğurma yaparken oksijen şu dalga boyunda soğurma yapıyor. Böylelikle eğer burada bir soğurma görürsek bu ışığın bize ulaşmadan önce hidrojen dolu bir ortamdan geçtiğini anlayabiliyoruz. Evrenin neresinden ışık gelirse gelsin bu çizgiler hep aynı yerlerde. Çünkü evrenin her yerinde aynı fizik kuralları geçerli. Evrenin her yerinde aynı fizik kuralları geçerli ve biz bu kuralları öğrendikçe onu
daha iyi tanıyıp keşfediyoruz. Tıpkı insanları tanıyıp keşfetmenin en iyi yolunun dil öğrenmek olması gibi. Cambly'de tamamen ücretsiz bir konuşma testi var. Uygulamadan ya da web sitesinden giriş yaptığınızda bu testi alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle sessiz bir köşeye geçin. Rahat olun. Birkaç tane soruya yüksek sesle cevap verin. Geri bildirim alıp İngilizce seviyenizi tespit edin. Daha sonra da ihtiyaçlarınıza ve seviyenize göre önerilecek en uygun paketle Cambly kullanmaya başlayın. Üstelik 6 aylık abonelikler kısa süreliğine geri döndü. Hem de indirimli fiyatlarla. 6 ay gibi kısa bir sürede İngilizcenizi ne kadar geliştirdiğinize inanamayacaksınız. Cambly'yi ben en çok sunduğu esneklik ve kişisellikten dolayı seviyorum ama bunun dışında daha pek çok özelliği var. Ayrıca çocukların güvenli bir ortamda İngilizce öğrenebilmesi için Cambly Kids seçeneğini sunuyorlar ve orada da 6 aylık aboneliklerde %40 indirim fırsatı sağlıyorlar. Kendinize ya da çocuklara yapılabilecek bu en önemli eğitim yatırımı için bu kanala özel linkleri ve kampanya detaylarını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Başka ülkelerdeki insanlarla bir öte gezegende değil de komşu gezegendeymiş gibi iletişim kurabilmek için bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi araştırmacılar K2-18B'ye özellikle neden bakmışlar? Bunun sebebini bir öğrenelim. Araştırmacıların K2-18B'ye bakmalarının özel bir nedeni var. Çünkü evrende yaşam ararken öncelikle bizim için geçerli olan yaşam koşullarının olduğu yerlere bakıyoruz. Mesela su var mı? Sıcaklık nasıl? Çünkü çok sıcak olursa bazı kimyasal yapılar bozulmaya başlıyor. Çok soğuk olursa da donma ihtimali var. İşte K2-18B tıpkı dünyamız gibi. Yıldızından o da aynı bizimki kadar ışık alıyor. Dünyanın sıcaklığına benzer bir sıcaklığı var. Aynı zamanda onun atmosfer ve okyanuslardan oluşan bir gezegen, yani Hycyon türü bir gezegen olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın 9 katı kütleye sahip ve aynı zamanda 2,5 katı büyüklüğünde. Bu da gezegeni aslında Dünya ile Neptün arasında bir yerlere koyuyor. Bu yüzden de bu tür gezegenlere Neptün altı gezegenler deniyor. Bu bizim Güneş sistemimizde örneğini göremediğimiz türde bir gezegen olsa da evrendeki en yaygın tür olduğunu zannediyoruz. Bunlar gayet güzel ve önemli detaylar ama bu gezegenin önemli bir farklılığı var. Malum Dünya'nın atmosferinin %78'i neden oluşuyor? Azottan. Fakat K2-18b'de azot yerine evrenin en bol elementi olan hidrojen çoğunlukta. K2-18b'nin atmosferinde aynı zamanda metan ve karbondioksit de bulunuyor. İşte bu ikisi, yani hem metan hem de karbondioksit, dünyadaki yaşamdan da bildiğimiz üzere biyolojik süreçlerle üretilebiliyor. Fakat illaki öyle olmak zorunda değil. Mesela Jüpiter'deki metan oldukça meşhur bu konuda çünkü bunlar aynı zamanda bazı fiziksel şartlar sağlandığında kimyasal olarak da gayet kolay bir şekilde oluşabiliyorlar. Fakat yine de bir öte gezegende metan ve karbondioksit görürseniz orayı ister istemez biraz daha eşelemeye çalışıyorsunuz. Eşeleyeceksiniz ki oradan başka bir şey çıkarsa işte burada yaşam olabilir diyebilirsiniz. Yani kanıtları üst üste koymaya çalışıyoruz. Ve işte bu Cambridge grubunun olayında da tam olarak bu gerçekleşti. Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri detaylı istatistiksel yöntemlerle inceleyen bu grup K2-18b'nin atmosferinde DMS'e rastladı. Yani dimetil sülfit. Ve tahmin edin bakalım bu DMS'in olayı ne? DMS dünyada sadece biyolojik süreçlerle, yani yaşam sayesinde üretilebiliyor. Dünyanın atmosferindeki DMS'ten okyanuslardaki fitoplanktonlar sorumlu. Ayrıca atmosferde bulut oluşumuna da katkı sağladığı düşünülüyor. Mükemmel bir keşif. Sadece yaşamın izini bulmakla kalmadık. Aynı zamanda gezegen günümüzde resmen daha da yaşanabilir bir yer haline dönüştü. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Çıkalım kutlayalım. Yaşasın, uzayda yaşam bulduk. Sakin olun. Çünkü her şey göründüğü gibi değil. Böyle bir haber duyduğunuzda neye inanmanız gerektiğini şimdi size anlatacağım. Daha doğrusu öyle demeyelim. Neye inanıp inanmayacağınıza ben karışamam ama nasıl düşünmeniz gerektiğini size gösterebilirim. Yani balık vermek yerine balık tutmak. Öncelikle elimizdeki her şeyi bir masaya yatıralım bakalım. Keşfedilen şey neydi? DMS'in varlığı. DMS'in varlığına dair ne biliyoruz? Dünyada yaşam tarafından üretildiğini. O halde bundan çıkarımımız ne olabilir? K2-18b'de DMS olduğuna göre orada bir yaşam olabilir. Şimdi buradaki kabullerimize ve olası yanlışlarımıza da bir bakalım. Öncelikle DMS'in dünyada, bakın dünyada yaşam tarafından üretiliyor olması, onun başka yerlerde de öyle olacağı anlamına
gelmez. Özellikle bambaşka bir fiziksel ve kimyasal yapısı olan bir gezegende başka süreçler de bu DMS'in oluşumuna neden oluyor olabilir. Bakın, olur demiyorum, olabilir diyorum. Çünkü emin değiliz ve bilginin eksik olduğu bir durumda kesin bir sonuca varmak bizi hataya sürükleyebilir. Çünkü her şeyden öte oradaki yaşam formları dünyadakinden farklı olabilir bir kez. Biz sadece bildiğimiz şeyi, bize benzeyenleri arıyoruz. Çünkü diğer seçenek çok daha farazi. Dikkat ederseniz bakın parmak izi araştırması gibi bir şeye dönüştü değil mi bu? Ama ikinci bir problemimiz daha var. O göze daha az batan bir şey. Bu tür haberleri duyduğumuzda bu detay pek paylaşılmaz. İşte bu problem de DMS'in varlığının bulunmuş olması. Bu kimyasalları nasıl tespit ettiğimizi hatırlayalım. Işık bir ortamdan geçerken bu ortamdaki moleküller tarafından soğuruluyordu. Biz de bunu o dalga boyundaki ışığın şiddetinin azalması olarak görüyorduk. K2-18b geçiş yapan bir öte gezegen. Yıldızının önünden geçerken bir tutulma gerçekleştiriyor. Yıldızından nasıl bir ışık geldiğini bildiğimiz için bu atmosferden geçen ışıkta azalan yerleri rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ve bu sayede işte atmosferde şu 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 moleküller var diyebiliyoruz. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte. Ortamda o maddeden ne kadar çok olursa ışık da o kadar çok soğurulur. Dolayısıyla bu düşme miktarı oradaki miktarı da bize işaret ediyor. Fakat her ölçüm aletinin bir hata payı var değil mi? Eğer ölçülen değer hata payına göre çok küçükse bu önemli bir sorun. Yani elime bir cetvel alıp ölçtüğümde size işte bunun yaptığım ölçümün 2 × -0.1 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Yani 1.9 santim ile 2.1 santim arasında bir değerde olmalı. Çok da önemli bir fark değil. Ama 0.5 × -0.5 diyorsam işte o zaman o gerçekten de 0 da olabilir, 1 de olabilir. Yani olabilir de olmayabilir de. DMS'in ölçümüyle ilgili olan sorun tam olarak bu. DMS'in sinyali çok zayıf ve farklı analiz yöntemleri izlendiğinde bazen olduğunu gösteren sonuçlar çıkıyor, bazense olmadığını gösteren sonuçlar. Hatta gezegenin tam olarak bir Hycyon olup olmadığına göre DMS'in varlığına dair açıklamalar da değişebiliyor. Şu anda gördüğümüz senaryonun tamamen başka tipte gezegenlerde de mümkün olduğunu gösteren bir takım simülasyonlar bile var. Özetle, şu an için henüz kesin olarak yaşamın varlığını doğrulayabilmiş değiliz. Fakat hatırlayın, metan ve karbondioksitin varlığı bizim buraya dikkatimizi çekmişti değil mi? Onun nasıl bir gezegen olduğunu öğrendikçe yaşamın daha da olası olabileceğini anladık. Şimdi DMS'in olası varlığıyla kanıtları üst üste koyarak ilerliyoruz. Fakat DMS'i bulsak bile bu orada bir yaşam olduğunu kanıtlamaya yetmeyecek. Biz araştırmaya devam edeceğiz. Araştırdıkça her seferinde üstüne bir şeyler koyacağız. Kuşku duyacağız ve sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz. Çünkü doğru cevabı bulmak için önce doğru soruları sormalıyız. Sormalıyız, öğrenmeliyiz ve üstüne hep bir şeyler katarak ilerlemeliyiz. Bu yüzden önümüzdeki yıl Webb Uzay Teleskobu başka bir ölçüm aracıyla yeniden aynı yere bakacak. K2-18b'yi gözlemleyecek. Bu sefer amacı orada gerçekten DMS olup olmadığını keşfetmek. Şimdi hatırlayın, uzun yıllardır ET'yi bulmaya çalışıyoruz. Bu haberlerin sıklığının artması işte tam da bu yüzden. Teknolojik imkanlarımız artıyor. Bunlar arttıkça kanıtlarımız birikiyor ve her seferinde ET'ye bir adım daha yaklaşıyoruz. Oumuamua could be some type of alien spacecraft. It's the only one I could think of. The signal of ET. ET belki orada, belki değil. Orada olsun ya da olmasın ama giderek artan bu haberlerin sonunda bir gün...